Furkan abi, çikolata var mı? Ne o Sena? Tatlı krizin mi? Tarık abi, tatlı yiyip tatlı konuşalım diyorum. Tamam tamam, bende var. Teşekkür ederim Furkan abicim. Allah razı olsun desen daha çok memnun olurdum. Niye? Ben kötü bir şey söylemedim ki. Kötü bir şey söyledin demedim sana. Sadece Allah razı olsun duasını duymak istedim. Hey bakın, denizin üzerinden geçiyoruz. Babacığım, bu denizin adı ne? Şu anda kuzeybatı yönünde olduğumuza göre üzerinden geçtiğimiz deniz de Kızıldeniz çocuklar. Baba, bu deniz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kaçarken ikiye yardığı deniz değil mi? Evet evladım. Wow! Bu koca deniz mi yarıldı? Anlatayım Senacığım. Kitap okumanın vakti gelmişti zaten. Bakalım. Kıssalar Hisseler kitabından Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasını okuyalım. Bundan binlerce yıl önce Mısır'da Mısır'ın yerli halkı olan Kıptiler yaşıyordu. Zalim ve putperest bir kavimdiler. Hükümdarlarına Firavun denirdi. İsrailoğulları yani Yahudiler Mısır'dan çıkıp atalarının geldiği Kenan iline gitmek istiyorlarsa da zalim, cebbar Firavun asla müsaade etmiyordu. Çünkü Yahudiler Mısır için karın tokluğuna çalıştırılan, hiçbir hakka sahip olmayan kölelerdi. İsrailoğullarının çile dolu, sıkıntı dolu hayatı sürüp giderken Firavun bir rüya gördü. Beyt-i Makdis'ten yani Kudüs'ten bir ateş çıkıp Mısır'a geliyor, Kıptilerin bütün evlerini yakıp yok ediyor fakat İsrailoğullarının yani Yahudilerin evlerine hiçbir zarar vermiyordu. Firavun gördüğü bu rüyadan dehşete düştü. Sarayın ileri gelen kahin ve sihircilerini toplayıp rüyasını yorumlattı. Onlar şöyle dedi. İsrailoğullarından bir erkek çocuk dünyaya gelecek ve senin helakin ve mülkünün yok olması onun eliyle olacak. Firavun korktu. Ne gibi bir tedbir alması gerektiğini uzun uzun düşündü ve İsrailoğullarından doğan her erkek çocuğun öldürülmesine karar verdi. Bu korkunç emir üzerine Firavun'un casusları, memurları, putperest Kıptiler, değil insanları, vahşi hayvanları bile tiksindiren bir vahşetle çocuk avına çıktılar. Önlerine gelen her çocuğu acımasızca öldürüyorlardı. Erkek çocuklar annelerinden hemen alınıp onların canhıraş çığlıkları arasında götürülüp boğazlanıyordu. Bu çocuk katliamı, bu soykırım yıllarca devam etti. 90 bin çocuk katledildi.
İşte Hazreti Musa, böylesi bir vahşetin yaşandığı bir zamanda dünyaya geldi. Annesi onun için endişeliydi. Firavun'un adamlarının bir gün durumdan haberdar olup çocuğu alıp öldürmelerinden korkuyordu. Annesi Hazreti Musa'yı bir sandığa koyup Nil Nehri'ne bıraktı. Sandık bir müddet Nil üzerinde süzülüp gitti. Sonra Firavun'un sarayının bulunduğu sahile ulaştı. Bahçede bulunan saray kadınları sandığı görüp merakla aldılar ve Firavun'un karısı Asiye'ye götürdüler. Firavun zalim fakat hanımı Asiye merhamet sahibi bir insandı. Asiye sandığı açınca hayretler içinde kaldı. Sandıkta nur topu gibi bir çocuk kendisine tebessüm ediyordu. Asiye bir anda ona ısındı. Allah Teala onun kalbine Hazreti Musa'ya karşı büyük bir muhabbet verdi. Hemen Hazreti Musa'yı kucaklayıp Firavun'un yanına götürdü. Hazreti Musa'yı Firavun'a gösterip onu öldürmemesini, kendilerine faydası dokunacağını ya da evlat edineceklerini söyledi. Bir kısım tereddütlerden sonra Firavun Asiye'nin teklifini kabul etti. Böylece Hazreti Musa Firavun'un sarayında kaldı. Artık Hazreti Musa Firavun'un sarayında Asiye'nin şefkat kucağında Allah Teala'nın koruması altındaydı. Asiye validemiz tarafından büyük bir itinayla büyütülmeye başlandı. Nihayet belirli bir yaşa, gençlik çağına ulaştı. Bu sırada Allah Teala ona ilim ve hikmet verdi. Atalarının dinini öğrendi. İnsanların Firavun'a ve putlara tapmalarını, ibadet etmelerini kınamaya, ayıplamaya başladı. İsrailoğullarından 9 kişi onu dinleyip tabi oldular, etrafında toplandılar. Firavun ve adamları onun durumunu öğrenince endişelenmeye başladılar. Daha önce İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmayan Firavun, onların Mısır'dan çıkmasına izin verdi. Böylece Hazreti Musa ve ailesi meşakkatli bir yolculuğa çıktı. Isınmaya çok ihtiyaçları olduğu bir zamanda Hazreti Musa Tur Dağı tarafında bir ateş gördü. Ve ateş getirmek için o dağa doğru gitti. Burası kutsal Tuva Vadisi'ydi ve kendisine burada peygamberlik verildi. Hazreti Musa Allah Teala ile burada konuştu. Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinde şöyle zikrediliyor. Ey Musa! Seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi Firavun'a götürün. Beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Firavun'a gidin, çünkü o iyiden iyiye azdı. Ona tatlı dille konuşun. Belki o aklını başına alır veya korkar. Dediler ki, Rabbimiz, doğrusu biz onun bize aşırı derecede kötü davranmasından yahut iyice azmasından endişe ediyoruz. Buyurdu ki, korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Hadi gidin de ona deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını hemen bizimle birlikte bırak. Onlara eziyet etme. Biz senin Rabbinden bir ayet getirdik. Kurtuluş hidayete uyanlarındır. Hakikaten bize vahyolundu ki azap
peygamberleri yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir. Taha Suresi. Varlığının sonu yok, her servetlin sahibi. Seni bilmek ne güzel ya varis. Sen varsın her yerde, sen varsın her şeyde. Yerde, gökte, kalbimizde. Senin kulun olmak, sana ait olmak neşe.